Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 1 Nisan Cumartesi. Saat 8.30 falan, çocuklar uyuyor. Muhammed dışarı çıktı. Annemle babam da henüz kalkmadılar. Biz sabah rutinimizi tamamladık. İşte benim kahvaltım, çocukların işte alt üst değişimi, emzirmesi vesaire tamamlandı. İlk uykularını geçtiler şimdi. Bugün artık annemle babam gidiyor. Önce Bolu'ya ablama gidecekler. Oradan Ankara'ya kendi evlerine gidecekler. Böyle hem annem babam hem keyifliler hem de üzülüyorlar tabii. Hem evlerini özlediler. Hem de gidecekler. Çok alıştık yani hepimiz birbirimize, çocuklara, herkes çok alıştı. Özleyecekler yani. Öyle bugün hani genel tema olarak annemlerin gidişi aslında. Ama belki ondan sonra biz de bilmiyorum ne yaparız. Hani evde mi takılırız yoksa belki parka çıkarız. Hava da güzel gibi duruyor. Yani tam anlamıyla bir ev villa olacak. Muhammed dışarıya çıktı. Neden dışarı çıktı onu anlatayım size. Biraz sıkı sıkı sesle söyleyeceğim. Annem babam gitmeden onlara ufak bir hediye vermek istedik. Çocuklarla olan fotoğraflarını bastıracak Muhammed. Aslında daha önce hani yapmaya çalıştık ama bir türlü fırsat olmadı. Hani her gün bir aksilik oldu. Bir de hafta içi akşam iftardan dolayı da hem çok trafik oluyordu hem de hani yetişmesi sıkıntı oluyordu Muhammed'in. O yüzden hani hafta içi de olmadı. En son bugüne kaldı. İşte annemler de uyurken o hemen çıktı gitti. Bakalım, inşallah güzel bir baskı alabilir. Yani aslında şey düşündük, böyle buzdolabına magnet olarak belki güzel olur. Ama hani hangisini yapabilirse, yaptırabilirse. Öyle. Genel olarak öyle yani. Ben de şu an çocukların uyanmasını bekliyorum. Ben telsiz konusunu hala çözemedim bu arada. Temassızlık yaptığı için ötüyor arada. Aslında çocuklar uyanmadı şu an. Sadece şarjından kaynaklı bir ötme. Çünkü hiç vakit ayırıp uygulamayı araştıramadım açıkçası. Yani yalan olmasın, hiç bakmadım. Biz anlıyor musunuz kamerayı ya? Ege, Bora. Kitap mı okuyoruz eski? Evet, çocuklar uyanınca video çekmeyi unuttum. Ay, bir süredir birlikte takılıyoruz. Ege birazcık kustu. Aslında biraz daha uyutmayı denedim. Ama uyumadılar. Ben de onları birazcık kitap okudum. Kitaplar. Biri çizgi. İşte siyah, beyaz. Bir de aralarda sarı var. Bu teker kitabı. Bunu bebekliklerinden beri okuyorum onlara. Anlamasalar da ya da anlıyorlar mı bilmiyorum. Anlıyor musun oğlum? Sanki böyle yatırsa uyuyacakmış efektlik atıyorlar ama uyumuyorlar. Merak kirlenmiş. Ben diyorum niye bulanığız? Niye bulanığız oğlum? Öyle, Muhammed hala gelmedi. Evet, Muhammed geldi. Az önce almış, göstereceğim size. Güzel olmuş bence. Bu arkadaş da pek uyumadı. Bora uyuyor ama uyuyamıyor. Kulağında falan şey var ya, benim gibi. O şey kusmuş. Aa. Birlikte. Korktum, korktum. Oğlum benim. Çok güzel olmuşlar. Aşkım. Özledim seni. Çok tatlı. Marafiş, marafiş. Elle. Neye bakacaksın? Bir de bu böyle. Oğlum burada ne yazıyor? Ba. Çekiyor musun sen bizi? Ayıp ya. Oğlum burada ne yazıyor? He? Ha? Aferin oğlum, bildin. Baba. Bir daha söyle duysunlar. Baba. Ne güzel söylüyor. Evet. Bırakıyorum. Ege biraz daha şey. Evet, Ege biraz daha narin. Bana çekmiş. Bak burada ne var, bak. Hani ne böyle bu? Hoşuna gitmeyince yapmak istemiyor. Aa, atıyorum sen. Yatmak olur, bir şey tutmak. Uzun duyuyor. Herhangi bir şey. Uzun duyuyor. Geçileri mesela. Bora hemen uyanıyor babası gibi. Ama Bora'nın da acıkmasını bana. Bak bakayım, bu hangi renk?
Hadi. Annemler de çıkacaklar ama çocukların uyanmasını bekliyorlar. Muhammed de çocuklarla yatmıştı. İşin şey kısmı çocukların da uyuyacağı tuttu. Bekliyorlar bekliyorlar, uyanmıyor. Neyse olsun, biraz daha vakit geçiriyoruz. Ben de şöyle bir mini paket hazırladım babama. Sandviç yaptım bir iki tane. Şöyle bir tane masam koydum. Mandalina koydum, elma koydum. İçecek. Dedenin telefondan çek bir sefer. Aa, onu ver. Biraz değiştireyim. Fark etmez nasıl istersen. Fotoğraf çekiyorum. Al bakayım. Ay 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 ay. Aha çek. Dur dur dur, yerleştirelim. Sen silah çekiyorum. Çekiyorum. Güzel tutuyor. Kafayı da yastırdık. Ne oldu? Gel şimdi. Güzel. Yavaş. He, selfie de yapıyor bak. Bak. Gördün mü? Ben daha çekeyim de daha. Kalkalım mı? Gel bak. Hadi aşağı gel ya. Ben aşağı gelirim. Yok yok, ben gelirim. Niye gelirim? Ne hediye? Açsak. Aa, çok güzel. Aa, çok güzel oldu. Bu böyle bir şey oldu. Aa, çok güzel. Güzel bir şey düşünmüşsünüz. Oğlum nasıl? Evet çocuklar. Valla. Şeker misiniz siz? Şeker misiniz? Annemler çıktı. Muhammed onları işte aşağıya kadar yolcu ediyor. Ay çok duygusal bir andı. Tabii gözleri doldu. Ama yapacak bir şey yok. Gidiyorlar. Gelirler yine. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi ben çocukların altını değiştireceğim. Çocuklar tabii o kadar farkında değil de. Ama bence fark edecekler. Sonra yani. Ben şimdi çocukların altını değiştireceğim. Evet çocuklar. Kaldık biz bize. Şimdi dışarı çıkacağız. Parka gideceğiz. Biraz böyle vakit geçsin diye. Şimdi parka gidiyoruz. Evet biz eve geleli çok oldu. Dışarı çıktıktan sonra yani çok kısa bir süre sonra geri döndük. Çünkü aşırı rüzgar vardı. Benim de zaten başım ağrıyordu. Bir de çocuklarla çok riskli geldi. Yani aslında parka kadar gittik. Ama parkta rüzgar daha da şiddetlenince dedik hiç bu riske girmeyelim. Çünkü insanlar artık parktan çıkıyorlardı. Biz yanlış bir zamanlama yapmış olduk. Gitmeye karar verene kadar rüzgar arttı. Sonra geldik. Aradan biraz zaman geçti. Artık çocukların uyku saati yaklaştı. Biraz kaos oldu. En sonunda şimdi videosunu ekleyeceğim. Ana kucaklarında uyuyakaldılar. Beşiklerine yatıramadım yani. Yani yatıramadım derken orada uyumadılar. Az önce Muhammed götürdü yatırdı. Ben de sofrayı kurdum. İşte iftar yapacak Muhammed de. Ben de onun akşam yemeği yiyeceğim. Öyle. Aslında hiçbir şey yapmadık ama böyle aşırı yorgun hissediyorum kendimi, herhalde başım ağrıdığı için. Bugün de böyle bir vlog oldu. Biraz sakin, biraz duygusal. Annemler gitti işte, onlarla da konuştum. Daha tam varmamışlar, yarım saat falan kalmış. Bir şey değil yani, tam iftarda orada olacaklar. Çocukların işte uyurken çektiğim videoyu onlara da attım. Anneme babama da attım. Yani kapıdan çıkar çıkmaz özlemişlerdi zaten. Bakalım nasıl geçecek günler. Bu arada ben kendime bir program hazırladım. Aslında bu hafta içi için geçerli olan bir şey. Sabahtan akşama kadar neyi ne sırayla yapmam gerektiğine dair. Tabii ki de saatli değil. Ama hangi işi ne zaman yapayım diye kendime hazırladığım bir program. Çünkü bu tıkırında ilerlersem problem olmayacak diye düşünüyorum. İşte haftalık yapmam gereken işleri falan da listeledim. Onları da böyle hafta sonuna ya da hafta içindeki belli günlere bölerim diye düşündüm. Kendi kendime bir şey hazırladım. Bakalım pazartesi denemeye başlayacağım. Bunların içinde sabah yiyeceklerimi
ve içeceklerimi vesaire akşamdan hazırlayıp mutfağa bırakmak da var. Hatta dün şey yaptım, buzluğa 5 tane tost için sandviç koydum. İşte kaşarın sucuğunu vesaire ekmek arası yaptım. Hepsini de ayrı buzluğu poşetiyle paketledim. Mesela pazartesi sabahı bir tanesini fıt alacağım. Bakalım bu hafta bu tarz bir şey benim işimi kolaylaştıracak mı? Yoksa hani onu bile yapmaya vaktim mi olmayacak? Yoksa rahat rahat kahvaltı yapabilecek miyim? Bir bakalım, deneyelim bu hafta. Ona göre belki hafta sonu hazırlığımı yaparım. Belki akşamdan yaparım. İşte birinde görmüştüm. Akşamdan işte yulaflı sütünü hazırlıyor. İşte içine meyvesini koyuyor vesaire. Ama ben o tarz şeylerle hiç doymuyorum. Sabah mutlaka yumurta yemem lazım. Genel anlamda bir deneme haftası olacak bu aslında benim için. İşte akşam yatmadan, yani yemekten sonra bulaşık makinesini çalıştırıp yatmadan da onu boşaltma şeklinde bir maddem de var. Sabah işte boş bulaşık makinesine kalkarsak her şey çok daha iyi ilerler diye düşünüyorum falan filan, böyle ufak tefek aslında gündelik işler. Ama çocuklarla ilk kez yalnız kalacağım için benim için önemli. Deneyeceğiz yani. O yüzden ben biraz deneyeceğim artık. Ve vaktim olursa da bu videoyu montajlayacağım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.